Tanımadığınız bir balık oltanıza takıldığı zaman etrafınızdaki balıkçılara bu balığın ne olduğunu sorduğunuz olmuştur. Lokantada yemek yerken barbunya yerine tekir ya da paşa barbunu yutturulmaya çalışıldığı da olmuştur. Bu balık atları konusunda bir düzensizlik ve karmaşa olduğunun kanıtı. Denizlerimizde yaşayan balıklara ait 1500 civarında isim ortalıkta dolaşıyor. Birçok balığın birden fazla ismi var. Bazı balıkların ise genel kullanımda olan Türkçe bir adı bile yok. Öte yandan birçok farklı balığa verilen isimler aynı. Mesela 19 ayrı tür balığın ismi yalnızca horozbini olarak dile getiriliyor. Bu karmaşadan yeterince rahatsız olan balıkçı arkadaşlar konuyu araştırmaya başlıyor. Ben de araştırmaya başladığımda Profesör Doktor Mustafa Pultar'ın deniz balıkları sözlüğüne rastladım. Bu Türkiye sularında yaşadığı kayda geçmiş 512 balık türünü bilimsel adları başta olmak üzere pek çok dildeki karşılığıyla sunan bir eser. Konuyu inceledikçe Türkçemizde birçok alanın terminolojisinde olduğu gibi balık isimlerinde de bir karmaşanın söz konusu olduğunu daha rahat anladım. Kıyılarımızda yaşamakta olan balıkların adları bazen belirsiz, bazen çok anlamlı, bazen de birçok balığa verilmiş durumda. Maalesef denize ilgisizlik kültürel bir özelliğimiz. Bunun yansıması olarak da balıkçı dostlarımız var olan balık isimlerinin çok azını biliyor ve birçok balığı tanımıyor. Türkçe balık isimleri genelde 3 biçimde oluşturulmuş. Bunlardan birincisi balığın biçiminden, anatomisinden, nadiren de yaşadığı ortamdan kaynaklanan isimler. Örneğin sarı kuyruk, örneğin domuz balığı. İkinci tür isimler ise yabancı dillerden, çoğunlukla da Yunanca isimlerden doğrudan alınmış adlar. Mesela Lahos. Bu durumda bunların söylenişinde ufak farklılıklar sonucu birbirine benzer birçok ad ortaya çıkıyor. Lahos, Lagos, Lakos ve benzerleri. Üçüncü olarak da yabancı dillerdeki balık adlarının dilimize çevrilmesiyle oluşturulmuş isimler görülüyor. Türkçe balık isimlerinin bir özelliği de adların balık ya da balığı sözcükleriyle birlikte dile getirilmesi. Şu balığı, bu balığı vesaire gibi. Elbette aynı balığa çeşitli isimler verilmesi yalnızca Türkçe'ye özgü bir durum değil. Hemen hemen her ülkede aynı balığın çeşitli isimleri var. Örneğin kıyılarında 5000 dolayısında balık yaşayan Avustralya'da bile bu karmaşa söz konusu. Ancak konuyla ilgili uzmanlardan oluşan bir kurul 20 yıl çalışarak bir standart balık adları kataloğu düzenlemiş. Benzer biçimde Amerika'da Amerikan Balıkçılık Derneği, Güney Afrika ve Japonya gibi ülkelerde standart balık adlarını kaydettikleri belgeler oluşturmuş. Ancak bizde standart balık adları kataloğu gibi bir şey söz konusu değil. YouTube'da balık avı kanalları izleyenler fark etmiştir. Balık adlarındaki karmaşayla başa çıkmada bir diğer yolu bilimsel balık adlarını kullanmak. Bu balık isimleri Latinceymiş izlenimi veriyor. Ancak aslında tam da öyle değil. İki sözcükten oluşan isimler bunlar. Birincisi cinse, ikincisi ise o cins içinde türe verilmiş olan isim. Mesela pomatabus saltatrix veya dentex dentex veya lichia amia. Bunları YouTube kanallarında duymuş olabilirsiniz. Söz konusu yabancı kelimeler olduğunda insanların dilinin tam olarak dönmediği ve bu durumda da bazı sıkıntıların ortaya çıktığı aşikar. Balık isimleri de bunlardan nasibini alıyor. Ülkemizin farklı kıyı kesimlerinde örneğin 4 tane farklı balığa kuzu balığı ismi veriliyor veya akya isminin farklı balıklara verildiğine rastlıyoruz. Türkiye denizlerindeki balık isimlerini araştırmak istiyorsanız Profesör Doktor Mustafa Pultar'ın Deniz Balıkları Sözlüğü'nün linkini aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ayrıca bu videoda kullanmış olduğum görsellerin bulunduğu Sürkop e-kütüphanenin linkini de aşağıya bırakıyorum. İnşallah bir nebze olsa da balık isimleri konusundaki karmaşayı aklınızdan silmeyi başarabilmişimdir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu ve buna benzer birçok içeriğe ulaşmak için kanalıma abone olabilir, videolarıma yorum ve beğeni bırakabilirsiniz. Tüm balıkçı dostlara rastgele.